Khan Akademi ile tanıştığımda en çok hoşuma giden şey, çocukların kendi hızlarında ve bir konuyu kendilerini hazır hissettiklerinde öğrenebilecek olmalarıydı. Khan Akademi, sınıfta başlayan eğitimi evde devam ettiriyor ve bu iki farklı yer arasındaki geçişi de kolaylaştırıyor. Khan Akademi'yi benzer platformlardan ayrıştıran en önemli özellikler, öğrencilerin kullanacağı arayüz ve arka planda toplanarak öğretmenlere sunulan veriler. Khan Akademi olmasa, öğretmenlerin bu veriyi elde etmek için saatlerce uğraşmaları gerekirdi. Çok şanslıyım ki, Khan Akademi'nin potansiyelini görüp de bunu sınıflarında denemeye gönüllü olan ve risk almayı seven öğretmenlerim var. Khan Akademi'ye benzeyen başka matematik programları olduğunu da biliyorum. Ama bunlar çok maliyetli ve eş zamanlı raporlamada yapamıyorlar. Khan Akademi'nin sağladığı veri, okul müdürlerinin öğretmenleri ile öğrencilerin gidişatı hakkında konuşmalarına olanak sağlıyor. Bu sayede hangi öğrencilerin hızla ilerlediğini, hangilerinin hangi konuda zorlandığını, hangi öğrencilerin de tamamen takıldığını ve ekstra desteğe ihtiyacı olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bu çok işimize yarıyor ve bizim için çok önemli. Khan Akademi hepimize yardımcı oluyor. Çünkü her gün öğrencilere tamamen kendilerine ait olan bir öğrenme deneyimi sağlıyor. Öğretmenlere ise gerçek zamanlı geri bildirim, yani sınıfta sadece ders anlattıkları eski modelde sahip olamayacakları fırsatlar sunuyor. Öğrenciler gerçekten çok hevesliler. Matematik hakkında konuşuyorlar, matematik hakkında heyecanlanıyorlar ve konular ilerleyip zorlaştıkça bu süreci birdenbire değil de yavaş yavaş kendi öğrenme hızlarında yaşıyorlar. İyi olanlar da kendilerini daha da fazla geliştirme fırsatı buluyorlar. İşin ebeveyn yönü de önemli tabii. Ebeveynler de videoları ve verileri takip ederek çocuklarının sınıfta aldıkları eğitimin nasıl olduğunu görebiliyorlar. Bu sayede eğitim, matematik, öğrenme ve çocukların okulda neler yaptıkları, evdeki muhabbetlerin de bir parçası olabiliyor. Ebeveynler de bu sürece katılıyor. Öğrencilerim mutlu oldukları için, özellikle de matematik konusunda heyecanlandıkları için ben de çok mutluyum. Matematikte ilerledikçe kendinizi ya çok iyi ya da çok kötü olarak sınıflandırırsınız. Öğrenciler kendi seviyelerinde, başarılı olduklarında bu şartlanma olumlu yönde ilerliyor. Bu inanılmaz bir şey. Öğrenciler ve öğretmenler, öğrenme ve eğitim konusunda aynı şeyleri hissettiklerinde elde edebileceklerinizin gerçekten de bir sınırı yok.